Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan Hoca'nız. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Değerli arkadaşım keyfin yerinde olsun. Hani bazen ÖSYM'de öyle ters sorular olur ya. Ne geleceğini bilirsin. Bu sene o konudan şöyle bir soru gelecek. Ama acaba bu sene o soruyu nasıl zorlaştıracaklar dersin ya. İşte senin karşına öyle bir soru getireceğim. Geleceğini biliyoruz ama ne tarz zorlaştıracaklarını bilmiyoruz. Çok tatlı bir AYT sorusuyla karşındayım. Hazırsan artı bir net için haydi gelin Bahsediyor. Evet arkadaşım çok tatlı bir sorumuz var elimizde. Hani bazen bilirsin ya ne soracağını bilirsin ama acaba bu sene nasıl zorlaştırabilirler diye düşünebileceğimiz bir soru tarzı. Hani biliyoruz aslında sürekli ilgili bir soru gelecek ama nasıl gelecek? Çok tatlı bir soruyu göstereceğim sana. Haydi hazırsan beraber inceleyelim. Gerçel sayılar kümesinde gx fonksiyonu, hx fonksiyonu verilmiş. Bir de parçalı bir şekilde fx fonksiyonu verilmiş. Yalnız bu parçalı verilen fx fonksiyonu kendi içersen g ve h fonksiyonlarına bağlı onu düşüneceğiz. Buna göre demiş verilen öncüllerden hangileri doğrudur? O zaman gelin seninle beraber şu fx fonksiyonunu değerli arkadaşım bir kez daha yazalım. Bir kez daha yazalım. Şimdi 3 parçaya bölmüş. Birincisi verilen x'ler 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 eksi 2'den küçükken demiş gx artı 2. Yani g'nin makinesinin içerisine ne atacağım? x artı 2. Bu ne demek? x gördüğün yeri x artı 2 yaz demek. Yazdım. x artı 2'nin parantez karesi eksi 4 olur. O zaman x'ler eksi 2 ya da eksi 2'den küçükken e, fonksiyonumuz x artı 2'nin karesi eksi 4 olacaktır. Hemen ikinci fonksiyona geldim. Yani parçalamda ikinci noktaya. Hx fonksiyonu. Hx fonksiyonu kim? 3x eksi 12. Peki x'ler ne olunca bunu kullanacağız? gx sıfırdan küçük olduğunda. gx makinemiz bu değil miydi? Hemen bunu kenara alalım. x kare x 4'ü ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük. x 4'ü karşıya atarsan x kare küçüktür 4. Her tarafın kare kökünü alırsan o soruya baksana. Mutlak x küçüktür 2. E mutlaklı ifade ve eşitsizlik varsa küçük eşit varsa bunu nasıl atıyorduk? Açıyorduk bir artılısı bir eksi sıkıştırıyorduk. Yani x 2 ile x'imiz artı 2 arasına. O zaman buradaki x'imiz hangi aralıkta olacaktır? Eksi 2 ile artı 2. Sorunun güzelliğine bakıyor musun? Bu kısmı kadar bu kısımları bile bize yazdırıyor. Gerçekten çok tatlı bir soru. Geldim şimdi gx 2 oluşturmaya. E, gx makinesini biliyordum. x gördüğümüz yere bu sefer x eksi 2 yazacağım. O halde ne olur burası? x eksi 2'nin karesi eksi 4 olacaktır. O zaman yeni makinemiz burada x eksi 2'nin karesi eksi 4. Ne zaman kullanılacak? X'ler 2 ya da 2'den büyük. Harikayız biz. Fx fonksiyonunun parçalı fonksiyonunda beraber oluşturdu. Aman diyeyim uyuma sakın dikkat et. Gerçekten çok tatlı bir soru. Birinci öncüle bakıyorum. Fx fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde süreklidir demiş. Bir daha bakıyorum. Fx fonksiyonu gerçel sayılar kümesine süreklidir. Şimdi fx parçalı fonksiyon. Parçalı fonksiyonların süreklilik noktalarında genellikle arkadaşım kritik noktalara bakarsa. Kritik noktalarda eğer sürekli ise fonksiyon genelinde sürekli oluyor. Bir de tabii ki de fonksiyon makinesini inceleyeceğim. Tanımsız yapan yer var mı yok mu? Şimdi kritik noktalar neler burada? Bu verilen fx fonksiyon makinesinde Eksi 2 diğer kritik noktanda 2. Önce x 2'de limit var mı yok mu diye bir bakalım. E, limit x eksi 2'ye bir sağdan gideceğim. Limit x eksi 2'ye bir soldan gideceğim. Bir de kime bakacağım? F eksi 2'ye bakacağım. Eğer bu üçü birbirine eşitse biz fx fonksiyonu eksi 2 noktasına sürekli bir de 2 noktasına bakacağım sürekli mi değil mi diye. Önce bunu bir inceleyelim. Eksi 2'ye sağdan yaklaşırsan eksi 2'den büyük bir değer atman lazım. O da ikinci makineye girer. 2 e, eksi 2'yi içeri attığında ne olur arkadaşım? 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6, eksi 12 oldu. Acaba eşit mi? Eksi 2'ye soldan yaklaştığında. O da birinci makinenin içine girecekti. Eksi 2'ye soldan yaklaşınca eksi 2 artı 2 0 yapar. Direkt buradan eksi 4 gelir. E hocam bak burası 18 yapar. 18 eksi 4'e eşit değildir. O zaman eksi 2 noktasında bu verilen fonksiyon sürekli değildir. Ama demiş ki birinci öncül fx fonksiyonu gerçel sayılar hakkında hadi canım süreklidir. Hayır canım ne münasebet. Eksi 2'de bile süreksiz çıktı. O zaman bu fonksiyon eksi 2 noktasında bile süreksizdir. Yani bir tane bile nokta bulmuş olduğum süreksiz yapan. İkinci geldim. fx fonksiyonunu demiş. ikiye soldan yaklaş demiş. Eksi 2'ye sağdan yaklaş demiş. Bunları topla demiş. Eksi 36 olur demiş. Bakalım doğru mu? Limit x 2'ye soldan yaklaşacağım. Nerede? Fx. Fx makinesini buldum. 2'ye soldan 1.9 gibi sayı vereceğim. İkinciye mi girecek? Üçüncüye mi? İkinciye girecek. İkinci makinenin denklemi 3x 2. Gelin orada x gördüğümüz yere 2 yazalım. Eksi 12. Acaba e, eşit mi demeyelim. Artık bunun sonucunu şöyle yazalım. Adım adım gidelim. Dur şöyle yazayım arkadaşım. 3 çarpı 2 eksi 12'den. Buradan 6 eksi 12'den. Buradan ne gelecektir cevap? Eksi 6. Bunu buldum. Bir de kimi bulalım? Eksi 2'ye sağdan yaklaşalım. Limit x eksi 2'ye sağdan yaklaşıp fx makinenin sonucunu bulacağım. Eksi 2'ye sağdan yaklaşmak eksi 1.9 demek. Yine o ikinci makineye girecektir farkındaysan değerli arkadaşım. O halde bu 3x eksi 12'nin içine atacağım. x gördüğüm yere bu sefer eksi 2 yazıyorum. Eksi 12'den düzenlediğimizde burası ne oluyor? Eksi 6 burası eksi 12 oluyor. Topladığımızda eksi 18. Eksi 18'de eksi 6'yı topladığında demiş arkadaş. Eksi 36 yapar. Hayır cevap buradan ne gelecektir? Eksi 24 gelecektir. Hangileri doğrudur demiş. E, yalnız 3 sırıtıyor ama 3. de ispatlayacağız. O zaman ikinci ifadenin de kesinlikle yanlış olduğunu buldum. 3. ifade demiş ki bize. A'lar 2'den büyük olduğu zaman. Yani e, limit x a'ya giderken f sonucu limit x a'ya giderken h x'in eşitliğine eşittir demiş. Şimdi a 2'den büyükken demiş. Önce h fonksiyonu. h fonksiyonu çok basit. Burada x gördüğümüz yere a yazacağız. a yazdığımızda burası ne olur? 3 a eksi 12 oldu. Hemen limit x a'ya giderken f makinesi. a 2'den büyükken hangi makineyi kullanacaksın? 3. makineyi. x gördüğün yere ne yazacaksın? a yazacaksın. O zaman burası a eksi 2'nin karesi eksi 4 olur. Artık bunu açmak kalıyor. Çok tatlı bir soru. Biraz uzun ama ama tatlılığına hani inanarak dayan bu sorunun çözümüne. Gel birincinin karesini alalım. A kare birinci ile ikinci çarp 2 iki katını alalım. Eksi 4 A. İkincinin karesini aldım. Artı 4. Eksi 4 eşittir. 3 A eksi 12. Bekle bakayım dostum. Artı 4 eksi 4'ü götür. Dikkat et. 3 A'yı karşıya attım. Ne oldu burası? Ee, eksi 7 A oldu. A kare eksi 7 A. Eksi 12'yi sola attım. Artı 12 eşittir 0. Parçalayalım. A'ya A. Ya A. 3'e 4. Eksi eksi tuttu mu tuttu. O zaman buradan a eksi 3 çarpı a eksi 4. Şurası eksi olacak hemen düzenleyelim. a eksi 4 eşittir 0. Hocam ya burası 0'dır ya burası 0'dır. Birinci 0 olsa a'yı 3 bulurum. İkinci 0 olsa a'yı 4 bulurum demiş ki bu eşitliği sağlayan iki farklı A gerçel sayısı vardı. Bak 1, 2. Bu eşitliği sağlayan iki tane A gerçel sayısı bulduk mu? Bulduk. O halde üçüncü öncülümün doğru olması gerekir. Hangileri doğrudur demiş. Ceyhan seçeneğin doğru şık olacaktır. Gerçekten çok tatlı bir soru. Hani sürekli ilgili bir soru çıkacağını biliyoruz. Ama nedenli zorlanacağımızı ya da nedenli farklılaştıracaklarını bilmiyorum soruyu. Ama şöyle bir farklılıkla sorarlarsa artık sen bu işi yapabilecek durumdasın. Bir sonraki artı bir net videosunda görüşmek üzere. Kendine iyi iyi davran. Hoşçakal.